Teşekkür ederim. Ne demek, rica ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Anne ne oldu? Niye diktin adamı gözlerini öyle? Senin işin var Doğru. Selim'in babası o. Ya Selim'in babaannesi çağırınca İhsan Bey de seni biz bırakalım eve dedi. Yani Serra ben sana dikkat et dedikçe. Sen gidiyorsun, o ailenin göbeğine kadar giriyorsun çocuğum. Ya anne hastaneden aynı anda çıkınca adam jest yapıp eve bırakayım seni dedi. Ne var bu kadar büyütülecek? Ne hastanesi? Berin Hanım otel odasında kalp krizi geçirdi. Aa. Ben buldum. Sen buldun. İşte öyle hastaneydi falan derken İhsan Bey'le de orada karşılaştık. Sonra da eve bıraktı. Sultan Hazretleri'nin hayatını benim kızım kurtardı yani, öyle mi? Yani anneciğim konudan konuya atlama hızına da şapka çıkartıyorum gerçekten. Demek yıllar sonra kaderde bu şekilde karşılaşmak varmış. İnanamıyorum. Dilo'nun kızı benim oğlumla birlikte. Nereye gidiyoruz efendim? Ofise mi? Hayır Sakıp. Ofise gitmiyoruz. Hastane. Hastaneye geri dönün. Peki efendim. Çocuklar öyle yüzüme bakıp durmayın. Ben iyiyim. Çok iyiyim. Çok korktuk babaanneciğim ama. Ay yavrum siz de ne çabuk korkuyorsunuz öyle. Biraz bak metanetli olun. Biz sizi böyle mi yetiştirdik çocuğum? Hı. Sen biz sizi böyle mi yetiştirdik seviyesine geldiğine göre iyileşmeye başlamışsın. İdil geldim. Berin Hanımcığım, iyisiniz maşallah. İyiyim yavrum, çok şükür, çok iyi. Doktorlarınız da gayet memnun durumunuzdan. Var mı bir isteğiniz, arzunuz? Var efendim. Şunları al, benim yanından götür. Ben iyiyim çocuğum, çok iyiyim diyorum. Hay bunları gören de sanki bana son görevlerini yapmaya gelmişler zanneder. Allah korusun babaanneciğim ya, o nasıl laf öyle? Haklılar ama, korktu çocuklar, ne yapsınlar? Size de çok düşkünlerdir biliyorsunuz. Biliyorum. Bak Nilciğim, prensesim. Yokluğuma yavaş yavaş kendinizi alıştırmalısınız çocuğum. Ben de bu dünyayı kazıp çakmaya gelmedim değil mi? Bunlar ön hazırlıklar, provalar. Sonra. Babaanne, yapma böyle ne olursun ya. Bunlar en sevmediğim sözler biliyorsun. Hmm. Hadi biz de çıkalım. Babaanneniz biraz dinlensin çocuklar. Evet. Daha seninle yapacak çok işimiz var Berin Sultan. Böyle bırakıp kolay kolay bir yere gidemezsin.
Ver bakayım. No, 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 no. Yes şekerim. Asena Hanımcığım merhaba. Aa, ne haber Cemciğim? Yani sayenizde daha iyi olamazdım herhalde. Söylemiştim sana. Bu daha başlangıç. Çok büyük işler yapacağız. Çok vaktim yok. Oyalanmayalım. Nerede paralar? Bu ne? Ya siz çok dikkat çekmeyin dediniz ya. Ben de etraftan bir gören olur diye falan bu yolu buldum. Nasıl? Sen de az değilsin Cem. Aferin. Severim böyle kafaları. Şimdi bu çocuk. Hangi çocuk? Artık erkek arkadaşın demek lazım herhalde. O işte. Of anne ya. Of gerçekten of. Ne anne ya? Soru sormak da mı yasak? Hayır tabii ki sorabilirsin de yani ödev yapıyorum. Sor. Tamam hadi sor. Neyi merak ediyorsan sor. Bir şey merak etmiyorum. Sakın derslerini boşlama olur mu Sera? Şimdi bu çocuk zengin, tuzu kuru. Öyle gezip tozayım derken sen sakın derslerini ihmal etme. Ya sence ben herhangi biri için derslerimi ihmal eder miyim? Hayır biliyorum etmezsin de işte. Ben yine de söyleyeyim dedim. Anneyim ben. Hayret aramadı seninki. Bip bip durmazdı senin telefonun. Hastanede ya ondan aramamıştır. Hmm, doğru ya. Bugün eve gelirken seninkinin babasıyla... İhsan Bey. İhsan Bey'le. İkiniz ne konuştunuz? Bir şey konuşmadık. Ya annesinin hastalığı yüzünden adamın kafası doluydu bence. Pek bir şey konuşmadık o yüzden. Ukala. Tenezzül mü edemedi seninle konuşmaya? Anne ya. Karısı yok mu bu adamın? Gelmedi mi hastaneye? Ya var tabii ki karısı. Neden olmasın? Ama hastanede yoktu. Ne bileyim niye gelmediğini. Gördüğümde sorarım. Annem merak etti. Karınız neden hastanede yoktu derim. Baba ya ne öyle koltuğun ucuna oturmuşsun? Her an gidecekmişsin gibi kalkıp üstünü de çıkarmadın. Yok yavrum. Seni de meşgul etmeyelim. Gel dedin geldik böyle ama. Geleceksiniz tabii. Burası sizin de yeriniz. Hem açılış günü sizi rahat ağırlayamadım diye içime dert olmuştu. Hadi yaslan arkana bir rahat et. Evindeymişsin gibi iç kahveni. Bunu da çıkışta kasaya koyabilirsin. Kasaya mı koyayım? Hı, evet lütfen. Kızım, sen kocandan para falan mı kaçırıyorsun yoksa? Doğru söyle. Para kaçırmak değil bu babacığım. Para biriktirmek. Öyle mi? Hı. Senin bayıldığın o sosyetik arkadaşların gibi okuyamadım ama salak da değilim çok şükür. Baba ne diyorsun sen şimdi? Sena, kasayı tut dedin tuttun. Senin de adın yazılı o listede. Git kendin koyuna koyacaksan. Beni de pis işlerine alet etme. Ay banyoya bayıldım vallahi harika bir görsen. Nereye Hakkı? Kapıya çıkıyorum hava alacağım.
Bazen bu adam gerçekten benim babam mı merak ediyorum Sevgi abla. Ben kesin anneme çekmişim. Babama benzeseydim hala köhne evde 3 kuruşa debelenip duruyordum. Ben sadece geleceğimizi garanti altına almaya çalışıyorum. Ne yapayım? Hamileyim. Deme. Of, Allah'ıma şükürler olsun. Bak dualarım tuttu, görüyor musun? Kız çok sevindim. Kocan istemiyordu peki? İstemiyor. Ama ben istiyorum. Ve bu defa benim istediğim gibi olacak her şey. O şekil yani. Kızmasın adam sonra. Kız bir de oğlan doğuruyormuşsun. Bırak istememeyi var ya, seni o zaman başının tacı yapar artık. Değil mi? Kesin. Ay. Aynen öyle. Hem o zaman veliaht Selim'e de rakip gelmiş olur. Ve tadından yenmez. Nereden çıktın sen? Hiç. Hastane çıkışını görmek istedim. Kötü bir şey yok ama değil mi? Babaannen iyi mi? Yok yok. İyi, merak etme. Sen niye böylesin? Babanla mı bir şey oldu? Yok hayatım, babamla zaten daha ne olabilir ki? Olabilecek her şey oldu. Babaannem tutturmuş bir ayağım çukurda, öleceğim gideceğim deyip duruyor. Of. Ya Selim, ne yapsın kadıncağız? Kendince sizi işte sakinleştirmeye çalışıyor o da. Öyle de ölümün yaşla ne alakası var Serra? Ne malum benim babaannemden önce ölmeyeceğim? Ay, söyleme öyle şeyler. Ya böyle ölüm, ayrılık, hastalık falan konuşmasak mı acaba? Hem bak ikimizin de önünde upuzun bir hayat var. Unutma bunu bence. Birlikte geçirebileceğimiz uzun bir hayat var. Düşüncesi bile çok güzel. Sen şimdi çıkamazsın herhalde değil mi? İmkanı yok, çıkamam. Ödevimi bitirmem lazım. Ben o zaman Burak'ı arayayım. Biz ormana gideriz onunla. Peki. Ben gideyim. Yoksa... Selim. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Dışarıda kalma, üşüme. Hadi eve çık. Efendim Selim. Ne haber kardeşim? İyi, iyidir. Senden ne haber? İyi. Ya diyorum ki ormana motokrosa mı gitsek acaba? Bu saatte mi? Evet, bu saatte. Ne var bu saatte? Oğlum, ne oldu senin? Canım bir şey mi sıkın? Ya Burak, evet mi hayır mı abi? Hadi uzatma. İyi, tamam gidelim. Tamam, eve geliyorum almaya seni. Yok yok, sen hiç şey yapma ya. Gelme. Evet, zaten ben evde değilim. O zaman bir yer söyle, oradan alayım. Kesinlikle itiraz kabul etmiyorum. Evladım, uzatma artık. Geldi geçti. İşte yaşlılık da böyle bir şey. Yani eninde sonunda beni de babanın yanına uğurlayacaksınız evladım. Anne, bunları konuşmanın ne sırası, ne zamanı? Hadi ama lütfen. Bak yavrum, hem zamanı hem de sırası. Niye dersen, ben bugün varım ama yarın yokum. Anneciğim. Bak, dinle beni. Baban duygularını, hislerini belli eden bir adam değildi. Sevgisini farklı yollardan belli ederdi. İşte aynı şeyi sen, ama aynı şeyi
Selim'e yapıyorsun evladım. Allah'ım, döndük dolaştık gene Selim'e geldik. Hayır, Selim'e gelmedik. Konu babalar ve oğullar. Evladım, babaların her yaptığı doğru değildir. Bak bunu unutma. Şimdi sen bana 40 yıllık kocamı mı anlatacaksın ha? Bak senin baban aşırı dominant bir adamdı. Ama onun sana karşı olan katılığını ben yumuşatmaya çalıştım. Hatırlasana. Hatırlamaz mıyım? Peki, o zaman söyle bana. Senin Selim'e karşı olan katılığını Asena mı yumuşatacak? Ya tamam yani. Bazen sınırları aştığım oluyor. Doğru, evet. Ama... Bazen. Bak yavrum. Selim annesini kaybettiği zaman 14 yaşındaydı. 14. Tam annesinin yokluğuna alışmaya çalışırken sen ne yaptın? Aldın o Asena denen kadını, karım diye eve getirdin, oturttun. Yine tercihlerimi sorgulamaya başladınız. Demem o ki Selim'le aranı düzelteceksin. Bak yoksa analık hakkımı sana helal etmem oğlum. Ve onu doğduğu eve tekrar geri getireceksin. Getireceksin ki Selim de arkasını dayayabileceği, dağ gibi bir babası olduğunu hissedebilsin. Söz mü? Tamam. Söz veriyorum. Ama bir şartım var. Nedir? Hastaneden çıkınca bizimle eve geliyorsunuz. Otele dönmek yok. Toparlanıncaya kadar. Anlatacak mısın? Oğlum işime de yorulmuş. Ne oldu, Serra'yla mı tartıştın ha? Kardeşim bak ben sana söylemeyeyim diyorum ama bu kız senlik değil. Okulda kimseye yüz vermiyor diye sen hırs yaptın. Dedin ki bu kızı ben tavlayacağım dedin. Klasik erkek egosu. Yani hepimizin böyle ilkel dürtüleri ara sıra olabiliyor. Ama sen başka frekanstasın. Serra bambaşka. Ne diyorsun sen Burak ya? Sen Serra'yla tartışmadın mı? O yüzden enkaza dönmedin mi? Onu diyorum işte ben. Babaannem ölümden döndü. Otelde kalp krizi geçirmiş. Nasıl? Nasıl ölümden döndü oğlum? Şimdi nasıl durumu? İyi mi? İyi, daha iyi. Yani doktorlar öyle söylüyor. Hastanede şu an. Abi çok geçmiş olsun ya. Sağ ol. İyi, süper o zaman. İyisi atlattı yani sonuç olarak değil mi? Yani evet. Bu defa atlattı ama gün gelecek atlatamayacağım. Tamam, o günler için şimdiden moral bozmanın bir anlamı yok. Uzakta o günler. Takılma oğlum bunlara daha şimdiden. Takılmayayım peki. Sen de Serra ile olan ilişkime takılma. Ben bile senin kadar düşünmüyorum çünkü. Bedensel acı çekmekten resmen zevk alıyorsun Selim. Ya başlamayın Edil. Ne zaman evde bir şey olsa, sevdiğin biri canını yaksa sen de gidip kendi canını yakıyorsun. Selim bak ben bu işin sonunu iyi görmüyorum. Bu bildiğin psikolojik bir hastalığa doğru gidiyor. Abartma. Abartmıyorum. Kendine zarar vermekle başlar. Sonra bu kesmez, karşındakine zarar vermekten keyif almaya başlarsın. Dur artık, yapma.
İçeriye davet etmek yok mu? Sen içeri gir. Ben üstüme bir şeyler alıp geleyim. Şey ben yapsam 40.000 tane laf işitirim. Neyi? Baba arıyorum açmıyor. Ha Selim'le görüşmeye gitmişti o. Ben babaannemi şu kadarcık tanıyorsam hasta yatağında bile onları barıştırmak için kolları sıvamıştır. Ha. Selim'in yanında diye mi telefonu açmıyor diyorsun? Oğluyla sohbetinin önemli bir yerinde aramışsındır. O yüzden açmamıştır diyorum Asena. Ben içeri geçiyorum. Tamam. Evet. Seni dinliyorum. Düşmanla bakar gibi bakma bana. Neden öyle bakıyorum acaba? Tamam, itiraf ediyorum. Beceremedim. Artık bana güvenmiyorsun. Onun da farkındayım. Selim. Bütün olanlar için çok üzgünüm. Affet beni. Bakma bana öyle. Yeri geldiğinde eğer hatalıysa babalar da özür diler. Benim için o kadar değerlisin ki. Ama sana bunu nasıl göstereceğimi bilemiyorum. Daha doğrusu göstermenin yolunu bulamıyorum. Bu hayatta başaramadığım şeyleri başarmanı istiyorum. Ulaşamadığım noktalara gelmeni istiyorum. Doğru tercihleri yapmanı istiyorum Selim. Güzel baba. Senin başaramadıkların belki benim ilgi alanlarıma girmiyordur. Senin ulaşamadığın noktalar benim varmak istediğim noktalar değildir belki de. Hiç düşündün mü bunları? Ben kendi hayatımı senin bastığın yerlere basmadan kurmak istiyorum. Tamam Selim. Ben sadece senin mutlu olmanı istiyorum. Ama mutsuz olmam için elinden gelen çabayı gösteriyorsun. Ben sen değilim. Ben İhsan Kutlusay değilim. Ben sana benzememek için ekstra çaba sarf ediyorum baba. Ama sen böyle yaptıkça ben patinaj çekip duruyorum. Bırak, bırak rahat bırak kendi yönümü yolumu bulayım ben. Tamam oğlum, tamam. Nasıl istiyorsan öyle yap. Tamam. Babaanneni bize alacağım. Öyle otel odalarında kalmasını istemiyorum. Sen de eve dönsen. Hep birlikte sofraya otursak yine.
Ne dersin? Bakarız. Sözleşmeden buluşuverir kırık kalpler. Anlatılmaz ama oradadır bütün dertler. Gönül kırgınlıkları, hayat haksızlıkları, kader yalnızlıkları çeken bütün kalpler. Gönül durgunlukları, hayat yorgunlukları, şehir yalnızlıkları çeken bütün kalpler. Kimini yakıp geçen aşklar incitmiş, kimini yanlış kararlar yıkıp geçmiş, kimine yakın dostu ihanet etmiş, kimi hayatın sillesini yemiş. Kırık kalpler durağında inecek var, eteğindeki taşları dökecek var. Doldurun kadehleri, içelim beraber. Yılların yorgunluğu geçene kadar. Kırık kalpler durağında inecek var, yüreğindeki dertleri dökecek var. Doldurun kadehleri, içelim beraber. Yılların yorgunluğu geçene kadar. Kimini yakıp geçen aşklar incitmiş, körüne niye geldin yavrum? Biraz daha uyusaydın ya. Güne Berrin Sultan'la başlarsam işim rast gider dedim. babaanne, bugün çıkıyor musun? Nereden haber aldın? Babam dün akşam uğradığında söyledi. Ha. Aralar düzeldi mi? Yani nasıl yani? Ya dün akşam babam bana uğradı, özür falan diledi, ne bileyim hatalarından bahsetti. Hiç babam gibi değildi. Sen de çocukluk edip fazla uzatma yav. Olanla ölene çare bulunmaz. Sen de olanları unut gitsin. Zamanında dedenle babanın iyiliği için yaptıklarımızı bir bilse şaşar kalırdın. Gerçekten mi babaanne? Sen ana baba olmak kolay bir iş mi sanıyorsun Selim Efendi? Dedenin babana çektirdiklerini bir bilse nefes aldırmazdı babana. Yani onun flört ettiği kızlara bile karışır. Gerçekten mi? Gerçekten tabii yavrum, gerçekten. Thank you.
kararlıyım, azmettim, terzilik yapacağım diyorsun. Diyorum. Anneciğim bak bu tabii ki de senin kararın. Ben sonsuz saygı duyuyorum ama... Ne ama? Eğer sen benim tempoma üzülüp de bu kararı aldıysan... ben alıştım artık. Seracığım ben yıllardır oturmaktan küflendim artık. Bana da hareket oluyor. Hem akmasa da damlar. 3 kuruş para kazanırım. Ben yıllardır senden harçlık alıyorum Serra. Olacak iş. Ama ben senin yorulmanı istemiyorum. Ben çalışır paramızı kazanırım. Biliyorum güzel kızım. Sen çalışmaktan yüksünmezsin. Ama artık benim... elimi taşın altına koyma vaktim çoktan geldi de geç. Zaten kendi hayatımı mahvettiğim yetmezmiş gibi. Abinle senin hayatını da kararttım. Aa, yok artık daha neler. Öyle. Anne lütfen. Öyle Serra. Ben babanın yediği haltları daha önce görseydim... bu değirmenin suyu nereden geliyor diye bir kere sorsaydım... bugün her şey çok farklı olurdu. Ya da gurur yapıp böyle bütün gemileri yakacağıma. Erkan yerine başkasıyla evlenseydim. O ne demek öyle? Senin hayatında başka biri vardı. Ve sen sırf gururun uğruna onunla evlenmedin. Öyle mi? İhsan Bey de pek bir gergin bu aralar. Çünkü çok yoğun. Hem yeni yatırımlar hem devam eden işler. Bir de biliyorsun Selim'in olayı patladı. İyice hırpaladı kendisini. Neyse Berin Hanım gelince belki havası değişir biraz. Asena ile babaannemin arasındaki gerginlik onu iyice hırpalamasın da. Asena ile de araları limoni gibi. Bence de. Asena anlamadığımızı düşünüyor ama kesin öyle. Alelacele bu mobilyaların değişmesi falan da komedi gerçekten. Güya aylar önce sipariş vermiş. Yani öyle anlatıyor Asena. Öyledir muhakkak. Günaydın. Günaydın. Sofraya geçelim mi? Sevinç, ne bu hareketlilik, bu telaş? Ya Berin Hanım hastaneden çıkıp buraya gelecekmiş. Gelmeden hazırlık yapalım dedik. Tamam. Ay bunlar da ne? Nereden çıktı bunlar? Ne çirkin. Babaannemin gelme şerefine Sevinç çıkarmış. Ama yani böyle hem desenli, delikli. Ne kadar kötü, hiç sevmem böyle şeyleri. Şimdikiler gibi sıradan değildir bunlar. Babaannemin annesinden kalma, çok kıymetli porselenler. Sevgilim, bütün ev teyakkuzda. Sevinçler falan motor takmış gibi dolaşıyorlar Berin Hanım geliyor diye. Sen de bu konuda hiç fena değilsin ama Asena. Berin Hanım'ın gelişiyle mobilyaların değişmesinin hiçbir alakası yok ama biliyorsun. Aylar öncesinden sipariş vermiştik. Tamam, sana mobilyaları değiştir dediysem salonu kraliyet sarayına çevir demedim Asena. Şu halimize bak ya. Güzel olmadı mı ama? Harika oldu. Tamam da Ali Rıza Bey'in galerisine benzedi resmen ev yani. Oo, aşk olsun. Bunların çoğunu seninle birlikte seçmedik mi? Bak ne kadar şahane oldu. Şuraya büyük dedemin portresini assaydım. Sen iste, onu da asarız sevgilim. Ne olacak? Heykelleri beğendin mi? Sana beni hatırlatsın diye. Neyse. Annem evde rahat olsun da başka bir şey istemiyorum. Teşekkürler.
Güvenlik. Ne haber kız? İyidir koçum. Haberler sende. Selamünaleyküm kaptan. Aleykümselam. Ya az önce burada bir müşteri indirdim de. Gördüm. Biricik Hanım'ı indirdin. Ha, tanıyorsun yani. Evet, tanıyorum. Hayırdır? Ya o bayan çantasını düşürmüş de arabada. Ya sana zahmet, bunu ona ulaştırır mısın? Eyvallah, hayırlı işler. Ulan bu Biricik'in de antin kultiner işi beni bulur. Yalnız olay çantaymış. Nazlım sakın. Ne? Ya, malına sahip çıksaymış, savruk. Ya kızım sen ne diyorsun ya? Sen bir dakika onu bana versene bir, ver. Ya koca İstanbul'da hangi takside neyi düşürdüğüne mi bakacak? Yok artık. Sen bir dakika dur. Kaldın. Hastanede babaannemin yanındaydım. Tahmin ettim ben. O yüzden aramadım seni. Nasıl, daha iyi mi peki? İyi iyi. Bugün taburcu oluyor. Otele geri mi gelecek peki? Yok. Babam eve aldırıyor babaannemi. Baban da mı hastanedeydi? Yani aslında öyle değil. Babam dün Bebek'teki eve uğradı. Özür diledi benden. Her şeyi elime yüzüme bulaştırdım falan dedi. Garip. Süper. Bak o da hatasının farkında demek ki. Affettirmeye çalışıyor kendini. Terslemedin değil mi? Selim bunlar ne böyle? Bir şey değil ya. Dün Burak'la ormana gittik ya motora binmeye. Orada oldu. Duvara yumruk atmışsın gibi. Çok acıyor mu? Yok yok, acımıyor. Boş ver sen bunu ya. Sen sınava hazır mısın Serra Hanım? Ben hazırım da sen hazır mısın nasıl? Benimle çokça ilgilenen bir öğretmenim var. Ben de onu mahcup etmemek adına elimden gelen her şeyi yapacağım. Peki madem. Peki madem. Selim yine ortalarda yok. Selim babaannesinin yanına gitmiştir ya hastaneye. Bugün taburcu olacaktı, onu çıkartmaya gitmiştir. Ne olmuş babaannesine? Kalp krizi. Ne? Kalp krizi mi? Ay bunu şimdi mi söylüyorsun Burak? Ne zaman söyleyecektim Biricik yani, abartma işte. Kalp krizi geçirdi, iyileşti, taburcu olacak bugün de. Böyle şeylerden ilk benim haberim olur. Şimdi en son oluyor ve hiçbir şey yapamıyorum. Tüh. Saçmalık. Aa. Madam sekreterinin yaptığı haberi gördünüz mü? Bakayım. Ne? Kuzey Üniversitesi'nin en popüler grubunda neler oluyor? Okulun en güzel kızının başına gelen talihsiz olaylar, kıskanç bir arkadaşın iğrenç planı olabilir mi? Detaylar için takipte kalın. Bak sen. Ya bu ne şimdi? Ben hiçbir şey anlamadım. Çıkar yakında kokusun. Bilemedim. Ne işte? Zeynep de ortalarda yok. Ya evet, Zeynep ne olmuş öyle? Görmeyeli kız başka bir dünyadan gelmiş gibi takılıyor ortalıkta. Bir işler çeviriyordur. Bakalım. Of! Ben gerçekten ikinizin arasında kalmaktan çok sıkıldım. Yani bıraksam böyle kedi gibi birbirinizin gözünü oyacaksınız. Anlamadım. Zeynep benim hakkımda gelip sana bir şeyler mi söylüyor? Hı? Ve ben şu an mı öğreniyorum bunu? Ya ben onu kenara çektim. Dedim ki yapma böyle, Biricik'le çok zıtlaşıyorsun yani, uyardım ondan.
O ne dedi? O da şey dedi, Biricik bana nasıl davranıyorsa ben de ona öyle davranıyorum dedi. O küçücük beyniyle bana haddimi mi bildiriyormuş? Zeynep. Makyaj kutusu diye hazine çıktı resmen. Vay be. Bana bak Nazlı. Sana son defa soruyorum. Biricik'e benim hakkımda konuştun mu? Konuşmadın mı? Bak er geç foyan ortaya çıkacak. Söyle. Siz ne arıza tiplersiniz. Bıktım sizden. Ya bir düşün yakamdan. Biricik'i benim üstüme sal. Yeter be. Madem Biricik'in gazından bu kadar korkuyorsun. Niye yaptın onları o zaman? Onu söyle sen. Bir mola da bile rahat yok ya. Hiç boş bırakmadım diyorsun yani. Ya bırakmadım diyorum. Niye inanmıyorsun? Tebrikler. Vallahi yani ben de Serra'dan özel ders mi alsam diyorum ama hanımefendinin hiç boş anı yok ki. Alternatif bir oluşum var. Deli eğleniyorlar dediler geldim. Ne habersiniz? İyi senden. İyidir. Biz statik sınavından çıktık işte. Öyle mi? Nasıl geçti? A artı alacak. Şaka yapıyorsun. Bak eğer ki Selim bundan ağırt alırsa yani İhsan amca senin üstünü okulun bahçesine diker. Şimdiden gidip Müslüm için yer beğeneyim o zaman ben. Bence çok iyi yaparsın. O zaman ne yapalım? Kafeye gidelim. Siz de şampanya niyetine bir tane soda patlatın. Sınavı kutlayalım. Hadi yürüyün. Güzel. Ben kaçtım hadi bay. Hadi görüşürüz. Bay. Babana ne sordun? İyi daha iyi. Sen eşyaları falan topladın mı? Eve dönüyor musun? Yok be oğlum, öyle iki günde olacak iş değil. Yani bak kardeşim, eğer ki eve dönmek gündeme geldiyse hiç itiraz istemiyorum. Sen bu akşamı kardeşine ayırıyorsun. Tamam, bakarız. Ne bakarız lan? Ayırıyorsun işte, saçmalama bakarız falan. Ne oluyor? Bakın kimleri getirdim. Aman aman. Neyi yapmışsın? Kaçak. Nerelerdesin sen ya? Göremiyoruz seni. Dersin vardı. Ben de dün gece aradım ama açmayınca herhalde astım krizi falan tuttu yine bugün dedim. Yok Eda, bir şeyim yok. İyiyim. Yılın çifti. Sınav nasıl geçti? Mutlu musunuz? Güzel geçti. Güzel. Zeynep. Ne? Ne oldu? Ne bakıyorsun ya? Madam sekreteri. Şeyda, senin de ne zaman görsem dilinde böyle bir madam sekreteri falan tutturmuş gidiyorsun. Ne o, kim o? Ne yumurtlamış yine? Zeynep'in fotoğrafını paylaşmış. Bana bak. Eğer benimle oyun oynuyorsan ya da oynamayı aklından geçiriyorsan bittin sen, bittin. Anlamamazlıktan gelip aptal yatma. Ne söylemek istediğimi gayet iyi anladın. Eğer o bit kadar beyninle Biricik'e o videoları benim çektirdiğimi söylersen seni gerçekten öldürürüm. Gerçekten mi ya? Zeynep, inanmıyorum sana ya. Neden? Neden ben sana ne yaptım Zeynep? Sen benden bu kadar mı nefret ettin? Hı?
Zeynep, bir şey desene. Ben yapmadım, yalan haber falan desene bir şey. Yo. Ben yaptım. Niye? Sen etrafındaki herkesi eziklerken iyi, bir suç yok. Ama sana birisi bir şey yapınca suçlu oluyor. Öyle mi Biricik Hanım? Ne diyorsun sen be? Kötüsün sen. Sen kötü bir insansın. Ben de sana katlanamıyorum. Sen rezilsin. Sen rezilsin. Arkadaşlığımızı da bırak. Arkadaşlığımızı da unutamayacağım bir imzayla bitirmek istedim. Belki bundan sonra bir düşünürsün. Milleti eziklemeden önce ne dersin? Sen ne diyorsun? Rezil. Rezil yaratık. Sen ne diyorsun? Ne çabuk unuttun ya? İnsan işte çıkarttığım günü ne çabuk unuttun? Bağırma ya. Kalktın ha? Ya deli misin nesin be? Gelme üstüme, elimde kalırsın sonra. Gelme üstüme. Sen nasıl benim ses kaydımı hesaba satarsın ya? Ne hesabı be? Hesap falan bilmiyorum ben. Bu ne? Biricik'e bu videoları benim çektirdiğimi söylersen seni gerçekten öldürürüm. Hesap falan bilmiyorum. Ses kaydı ellerinde nasıl geçti o zaman Nazlı? Ya garanti almak için konuşmamızı kaydetmiştim. Ya bahçede dinlerken Biricik sinsi sinsi arkamdan gelmiş. Öyle oldu. Bak yemin ediyorum doğru söylüyorum. Ya iki gözüm önüm aksın ki doğru söylüyorum, inan bana. Yani sen diyorsun ki Biricik telefonundaki ses kaydına el koydu, öyle mi? Evet. Sonra da madam sekreterine saldım. Allah'ım nasıl aklıma gelmedi daha önce? Seninle işim bitmedi Nazlı. Pislik ya, pislik. Pislik kız. Gidiyor arkamdan iş çeviriyor, sonra gelmiş bana kötüsün diyor. Ben mi kötüyüm, o kötü. Nankör, nankör kız. Ona o kadar iyilik yaptım, o kadar şey yaptım, karşılığına bak bu. Gerçekten haklısın, biz tanıyamamışız bu kızı Biricik ama bir sakin olalım. O bitti o, o bitti. Onu bu okulu dar edeceğim. Bitti o, Zeynep Devri artık yok. Yok, unutun, Zeynep yok. Tamam aşkım, biliyorum dar edersin, ben inanıyorum ama önce bir sakin olalım, tamam? Sakin olalım. Peki Selin, ağzını açıp tek bir kelime etmedi ya. Zeynep sen ne yaptın demedi. Ona da aşk olsun, ona da. Ona da. Ama şok olduk o an, biliyorsun o oldu öyle yani, şoktan o. Sakin. Sakin. Olacağım ben sakin. Siz hiç merak etmeyin. Görürsünüz. Bizim de olaysız bir günümüz yok ya. Şok oldum ya. Zeynep'in hiç böyle bir şey beklemezdim. Kız resmen içten içe plan yapmış. Hem de en yakın arkadaşına karşı. Bakmayın siz, Biricik de az değildir. Kesin bir hatlar karıştırmıştır yani. Yapma Selim ya. Tamam Biricik de melek değil ama... ya hiç kimse arkadaş kazığını hak etmez bence. Kesinlikle katılıyorum ben buna. Yani arkadaşa kazık atmak... yapılabilecek en aşağılık hareketlerden bir tanesi bence de. Neyse zaten barışırlar. İki güne kalmaz konuşurlar, bak görürsünüz.
Ben kalkayım artık. Derse mi? Ha yok. Bir Nazım'a bakacağım. Sonra da Onur Hoca'ya uğrayacağım. Beni çağırmış. Tamam, sen işlerini hallet. Biz de Burak'la biraz hava alalım. Alalım tabii abi. Burak Bey. Lütfen. Bana başımı belaya soktum deme lütfen. Ne diyorsun sen kızım? Ya gördüm sizi. Zeynep kafeden çıkarken ne dedi sana? Ya sana ne? Ne dediyse dedi. Nazlım bana bak. Zeynep'in peşinden koştur koştur gidecek kadar panik olduysan eğer... bu biricik olayında senin de parmağın var demektir. Başımıza bir dedektif kesilmediğin kalmıştı. O da oldu. Nazlım bu kızlar yüzünden başını belaya soktuysan... seni bu sefer ben bile kurtaramam. Ben başımın çaresine bakarım. Sana muhtaç değilim ben. Tamam? Kardeşim siz de bayağı Serra'yla yılın çifti olma yolunda ilerliyorsunuz. Yani fena gitmiyor diyelim. Senin fena gitmiyor demen iş ciddiye biniyor anlamına denk gelir. Öf, Burak ne kadar çok seviyorsun abi, abartmayın. Yok ben abartmıyorum. Yani sadece Serra Hanım'a saygı duyuyorum. Kız yıllardır fethedilemeyen kaleye girdi, oraya bayrağını dikti. Oğlum siz bak mezun olduktan sonra burada bir düğün patlatır, ondan sonra birlikte Amerika'ya da Master'a gidersiniz. Ha? Oğlum sen benim ilişkimi benden çok düşünüyorsun. Baksana iki dakikada senaryo yazdın. Yok oğlum öyle ben çok düşündüğümden değil yani birden ak... Aa. O neymiş öyle ya? Ha? Öf. Burak. Ne o Burak ya? Ha ya ben başım bağlı diye ne oldu oğlum birden? Aa! Bu ne güzel sürpriz. Sevgilim gelmiş. Her şey iyi yapılıyor mu, çalışılıyor mu diye habersiz kontrol etmeye geldim. Bak sen şimdi. Her şey bitti. Benim ofis faaliyetlerimin böyle takip edilmesi mi kaldı? Aşk olsun. Aa dur, nereye oturuyorsun? Gel sevgilim. Senin yerin patron koltuğu. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. Ya hadi bakalım öyle olsun. İtiraf edeyim, ofisini çok iyi yapmışsın. Çok güzel olmuş. Sahi mi? Evet. Dekorasyonu mükemmel. Bravo sana. Çok mutlu oldum. Ne kadar mutlu oldum sana anlatamam. Sevgilim, hepsi senin sayende. Sen olmasan bunların hiçbirisi olmazdı. Ne içersin, sana ne ikram edebilirim? Sade bir kahveni alayım. Elbette. İhtiyacın olduğu zaman yoklar. Ne olur öyle şeyler. Kocamın kahvesini bizzat ben gidip söyleyeceğim. Zahmet etmeseydin. Olur mu canım? Hemen dönerim. Koleksiyonum. 150 bin liralık dediğim katalog bu mu?
babaanneciğim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Nasılsınız? Teşekkürler siz. Ben de çok iyiyim. Çok şükür. Babaanneciğim yorgun hissediyorsan hemen odanı hazırlatayım. Ah yavrum ben çok iyiyim. İyileştim artık öyle odaya falan çıkma. Sevinç bana bir kahve yap. Her zamankinden sade. Hemen veririm. Özlemiş misin burayı? Ah çok. Bu ne ya? Bu ne? Sevinç. Sevinç ne oldu mu? Berin Hanım geleceği için Asena Hanım evi dezenfekte ettiriyor. Şu an mı oluyor bu Sevinç? Yani Asena Hanım acil isteyince. Yavrucuğum, Dice anneniz öyle uygun gördüyse devam edin canım. Ay babaanneciğim gerçekten çok özür diliyoruz. Hiç de sevmezsin böyle şeyleri. Hey yavrum, ayaklar baş olunca her şey böyle tepetaklak olur. Yazık. Ah, çok yazık. Senin için çok önemli bir fırsat Serracığım. Tabii ki karar senin. Ama benim profesyonel görüşümü sorarsan kaçırmamanı tavsiye ederim. Hocam geçen gün çok kısa böyle bir burs imkanı olacağından bahsetmiştiniz ama... Mert Bey kesinleşmeden sende bir beklenti yaratmamamı rica etmişti. O yüzden bir detay vermedim bugün. Yani Amerika'da okumak konusunda biraz ağzını aradım diyelim. Hocam gerçekten hiç böyle bir şey beklemiyordum. O yüzden ne diyeceğimi de bilmiyorum. Bu arada Mert Bey bugün aradığında bizzat seninle görüşmek istediğini söyledi. Anladığım kadarıyla ne düşündüğünü senden duymak istiyor. Tamam. Şimdi mi arayayım peki? Yani o verdiğim numarayı bir an önce ararsan iyi edersin bence. Teşekkür ederim hocam. Ben arıyorum hemen. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere Serkan'cığım. Mert Bey, merhabalar. Serra ben. İyiyim, teşekkürler. Onur Hoca söyledi de aramamı. Çok teşekkür ederim beni düşündüğünüz için. Bu kadar prestijli bir üniversitede burslu okuma fırsatım olduğunu öğrenmek... gerçekten çok heyecanlandırdı beni. Bizim pasaklı Serracığım. Neler neler çeviriyor. Tebrik ederim. Ay Biricik neredesin ki acaba? Niye açılmıyor o telefon? Bir yerlerde Zeynep öldürüyor olmasın? Ha? Hem de yani çok komik Burak. Ha, bak geliyor. Biricik sakinleşebildin mi? Sakinleştim. Biricik sen bence daha fazla uzatma. Yani Zeynep sahtekarın önünde gideniymiş. Biz bunu anladık. Sen %100 haklısın. Bunu da anladık. Ayrıca arkadaş kazığı çok acıdır. Bunu da biliyoruz. Ama daha fazla uzatma. Yani ben de söylüyorum ama dinleyen kim acaba? Hem zaten sineye çekmek de büyüklüktür. Biliyorsun. İşte, tamam, tamam. Bir olanları bir sindireyim, hazmedeyim. Ay ama yani hepinize aşk olsun. Ağzınızı açıp tek kelime edemediniz Zeynep'e. Ne diyecektik ki? Ya biz arkadaş değil miyiz? Birbirimizi koruyup kollamıyor muyuz? Hiçbir şey söylemediniz. Mağdur olan benim. Neyse. Siz de yakında yani yarın öbür gün arkadaş kızı yerseniz şaşırmayın yani anlarsınız beni. Sen hatta Selim
Sevdiceğin arkandan tatlı tatlı iş çeviriyor. Haberin olsun. Ne işi? Serracık diyorum. Amerika'da okumanın planlarını yapıyor. Yok artık. Ne Amerika'sı ya? Yok öyle bir şey. Yani ben az önce kendi kulaklarımla duydum. Serra Mert Tekin'le telefonda konuşuyordu da. Aynen. Mert Tekin ayarlamış bursu. Ne ara bu kadar samimi oldular? Hiç bilmiyorum. Gitmek için sabırsızlanıyordu. Bayağı heyecanlıydı. Serracığım, tebrik ederim. Biz de haberlerini yeni aldık. Amerika'ya gidiyormuşsun. Hangi okul? Mert Tekin ayarlamış bursunu. Yani henüz kesinleşmiş bir şey yok. Yani sen istersen açıklamanı karşında duran sevgiline yap. Bize değil. Çünkü kendisi arkasından iş çevirmesini hiç sevmez. Sizin benim adıma konuşmanız bittiyse ben ufaktan kaçayım. Görüşürüz. Ki anlatacaktım. Ben de Mert Bey'le konuşunca yeni öğrendim detayını. Yeni öğrendim. Yani Onur Hoca önceden söylemişti aslında ama... Ha. Onur Hoca da biliyordu. Bana söylemek için neyi bekledin mesela Serra? Uf ya Selim lütfen yapma böyle. Üzülüyorum. Onur Hoca geçen hafta söyledi. Mert Bey ayarlamış. Kendi mezun olduğu okulda. Başarılara doymayan Mert Tekin burs konusuna da el atmış. Selim lütfen. Ben buna karışamam Serra. Hayat senin, karar senin. Cidden bak sıkıntı yok. Görüşürüz. Ama... Ulan yer gök billesi umrunda olmaz be Abuzer. Kıtlıktan çıkmış gibisin valla. Ya Nazan sen de ne seviyorsun be dırdırı? Ulan bunda da görüntü var beyin yok ha. Bizim pireden beter. Abi kırıcı oluyorsun ama. Tamam lan uzatma. Ya şimdi goy goyu bırakın da ben internetten baktım. Manyak para bu saatler. Bizim böyle ikinci el saat alıp satan bir abimiz var. Ben onunla bir konuştum. Dedi ki böyle kayıp saat maat işleri bize gelmez dedi. Belalı iştir dedi. Ya okutmayacaksak geri sahibine veririm. Yazık kıza. Lan Ali salak salak konuşma. Nereden baksan en aşağı 20-30 bin lira eder bu saat. Anladın? Bitti mi koçum Yemen? Bitti. Kesenize bereket vallahi. Karnımızı doyurduk. Oğlum sen niye öyle erimiş don lastiği gibi gevşek gevşek hareketler yapıyorsun lan? Ha? Hem el alemin malını iç etmişsin. Hem de hiçbir şey karışmadan burada lök lök tıkınıyorsun lan. Hacı, bak mal elinde. Satabilecek bir yer bulabildin mi? Yok. Ama şanslısınız ha. Çünkü bu kardeşinizin böyle güvendiği, bu işi halledebilecek çok üst düzey tanıdıkları var. Ben bu işi çözerim. Allah Allah. Senin, öyle mi? Bana bak, dalga malga geçiyorsan döverim seni.
Oğlum her şeyi tek tek anlatmama rağmen sen de elindeki o ses kaydını paraya çeviremedin lan. Sen nasıl becereceksin de şu saati satacaksın acaba? Yani gündeliğe gittiğim kadın yolladı ne demek bilmez. Böyle çalmadan dikiş dikildiği nerede görülmüş Allah aşkına? Nilgün Hanım, o kadın buraya gelmez. Yani evden dışarı adım atmıyor ya. Ben de senden bahsedince dedi ki al şu etekli elbiseyi ölçü olsun şu kumaşı da götür. Para hiç mühim değil. Bana işte üç elbise iki etek diksin dedi. Allah Allah, ne tuhaf insanlar var ya. İyi tamam yani kendi bilir, ben dikerim de. Memnun kalsın yeter ki. Kalır. Endamı da yerindeymiş kadının ha. Uzun boylu mu bu? Uzun. İyi madem tamam. Ben dikerim bunu. Kendisi de gelmesin de bari bir şeye ihtiyacım olur. Aramam gerekirsen telefon numarasını ver de bana. Vermem. Yani veremem. Ay çok deli bir kadın. Vallahi verdiğime, vereceğime pişman eder beni. Şey yaparım ben. Aranızdaki iletişimi ben sağlarım. Sen bunları artık hadi dikiver. Hadi kolay gelsin. Hallediver. Hadi iyi günler. Allah Allah. Ne deli insanlar var ya. Verdim, kumaşları verdim. Huysuzlandı tabii canım. Böyle sipariş mi olur, böyle iş mi olur, ne bu falan diye de. Sonra ne yapsın garibim? Kabul etti. Evet. Yok canım. Yok, hiç söyler miyim? Metin Hanım tabii söylemedim. Ya zaten üç kuruş para için öyle kendini parçaladığını gördükçe vallahi nefes alamıyorum. Tamam oldu. Oldu, hadi tamam, selametle. Ah Ali ah. Sen hiç uslanmayacak mısın? Abla, vallahi billahi ben çalmadım diyorum ya. Biri bunu okulun giriş kapısının oraya atmış. Hani belli ki arakladılar. Sonra saat bağlı çıkınca tırstılar herhalde. Ben de orada buldum. Yani ortada kalmasın diye de alıverdim. Yok ya. Birileri araklamış, sonra tırsmış, ortaya bırakmış. Sen de aldın ha? Biricik'in saati bu. He. Tanıyor musun sen onu? Ben tanıyorum da esas soru sen nereden tanıyorsun? Ben yani öyle çat pat okuldan. Bak Ali. Son kez soruyorum. Bu saati sen mi çaldın? Abla. İki gözüm önüme aksın ki ya. Çalmadım diyorum. Sen niye inanmıyorsun kardeşine? Canım benim. Bak bakayım burada ne görüyorsun? Biricik Ergun. Yukarı çık. Ne var orada? Sayılar var. Tarih mi yazmışlar buna? Salak. Bu sayılar dediğin şey var ya, bu saatin kimliği o. Kodu. Bu ne demek biliyor musun? Sen Biricik'in adını buradan sildirsen bile bunu satmaya kalkıştığın ya da kalkıştığınız anda polis gelir ensenize yapışır. Hadi be. Hakikaten mi? Niye hakikaten? İşte o zaman ben bile kurtaramam seni. Ne yapacağız abla? Gerçi Biricik biraz burnunun sürtülmesini hak etmiyor değil. Bir kere bir saatine ulaşamazsın. Madem bırakmış öyle ortalarda. Bana bak. Sırf bu iş ortaya çıkar, başım belaya girer, işin ucu bir şekilde bana dokunur diye. Sırf İhsan, senin kardeşin bir hırsız diye başımın etini yer diye bunu yapacağım. Anladın mı? Bu iyiliğimi de asla unutma. Ben tam anlayamadım şimdi. İyilik falan derken, hani sen mi alıyorsun bu saati abi? Ne zaman gelecek bu evin hanımı? Yani böyle akşama kadar hep sokaklarda mı?
Siz istirahat ederken aradı Asena Hanım, nasıl olduğunuzu sordu. Toplantısı varmış sanırım, biraz gecikecekmiş. Bak sen hele. Hanımın nasıl da korur. Aferin kızım. İşte böyle olmalısın. Yani oturup benimle hanımını çekiştirmemelisin. Aferin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Siz hastanedeyken sizi ziyarete gelmeyi çok istedim ama İhsan izin vermedi. İstirahat ediyormuşsunuz. Doğru demiş kızım, doğru demiş. Bugün de çok koşturmacalı bir gündü benim için. Oysa siz geldiğinizde ben burada olmalıydım sizi karşılamak için. Yok canım, zarar yok kızım. Nihayetinde bu ev benim, oğlumun evi. Benim öyle özel seremonilere ihtiyacım yok. Söylemeden geçemeyeceğim Berin Hanımcığım. Şahane görünüyorsunuz. Hiç ölümden dönmüş gibi bir haliniz yok. Burada mısınız? Nilciğim, bak babaannen de geldi. Tam bir aile olduk artık. Ne mutlusundur. Tabii ki çok mutluyum. Çok güzel oldu. Ben bugünkü koşturmacadan dolayı çok yoruldum. Yukarı çıkıp hemen üstümü değiştireceğim size hazır olmak için akşam yemeğinde. Senin salaklıkların yüzünden başım alma belaya girecek. Nazancığım. İyiyim, iyiyim. Sadece sabahları biraz bulantım oluyor. Yormuyorum kendimi. Verdiğim vitaminleri düzenli alıyorum. İşte yediğim içtiğime de dikkat ediyorum. Tamam. Öpüyorum. Bay bay. Ne demek lan Ali 10 bin liraya satmış saati, ha?
Ha, ne demekse o demek işte. Lan kızım, elinize 10 numara bir ganimet geçmiş. Siz niye hemen elden çıkarıyorsunuz? Azıcık sabredinsene lan, saman kafalılar. O kadar laf söyleyeceğine o zaman o salağın elinden alsaydın da saati kendi bildiğin gibi satsaydın. Allah Allah. Sen bana bak bir bak, sen bana bak. Benim alnımdaki LED ekranında yine enayi yazısı mı çıktı lan? He? Bak kızım, böyle marka murka saat satma işleri ciklet satmaya benzemez. Belalı iştir. Hem zaten o Ali denen zibidi o saati nasıl sattı ben anlamadım. Vallahi bak benden söylemesi. Polis ensenize çökerse ben bile kurtaramam sizi. Berin Sultan menüsü hazırlanmış bakıyorum. Olmayan yeşillik yok masada. Babacığım sevinçler sabahtan beri o kadar uğraşıyorlar ki bir görsen. Baba kız amma abartıyorsunuz. Berin Hanım da her akşam bu evde biz hamburger ve pizza yiyoruz zannedecek. Anneciğim bir eksiğiniz, özel bir isteğiniz falan var mı? Hayır yavrum. Hiçbir eksiğim yok. Her şey mükemmel. Ha bir eksiğim var. Selim. Selim de geldi mi her şey tamam olacak. Ah Berin Hanımcığım. Laf söz dinlemiyor Selim. Asi bizim oğlan. Üstüne gidilmiyor pek. Sizin oğlan benim elime doğdu hanımefendi. Onun huyunu suyunu ben çok iyi bilirim. Ayrıca bu ev onun evi. Yeri babasının yanı. Yani bu evden gitmesine kim sebep olduysa dönmesini de o sağlar diye düşünüyorum. Öyle değil mi? Tamam anneciğim. Bakın söz verdim size. Selim'in gönlünü alacağım, onu bir şekilde ikna edeceğim. Dönecek evimize. Bravo, bravo. Teşekkür ederim. Hem siz geldiğinize göre Selim'in de dönüşü yakındır Berin Hanım. Bir akşam yemeklerimiz vardı. Ailecek bir arada yediğimiz. Selim'siz o da olmuyor. Ya. Rahmetli anneciğim. Yattığı yer nur olsun. Nimetle oynanmaz derdi. Günah derdi. Yani bulan var, bulmayan var. Midem bozuk bu aralar. Üşütmüşüm herhalde ondan. Hamile olmayasınız sakın. Yani bu mümkün değil ama değil mi İsa? Anneciğim ben Nil ve Onur'un çocuk yapmasını beklerken baba olma gibi bir niyetim hiç yok. Durgunsun sen. Ne oldu yine? Başım ağrıyor. Başın mı ağrıyor, kalbin mi sızlıyor acaba? Dökül bakalım. Pınar şu ne yapacağımı bilememe halime inanılmaz kıl oluyorum ya. İçimde tuhaf bir huzursuzluk sürekli. İşte bak huzursuzluk dedin. Huzursuzluk, şüphe ve kıskançlık bebeğim. Aşk vazgeçilmez üçlüsüdür. Selim Mert Tekin'i kıskandı. Hayda! Adam da afizan tabii. Durup dururken şimdi yeni kıskandı Mert Tekin'i. Aslında pek durup dururken değil. Mert Tekin'in bana burs ayarladığını öğrendi. Burs mu? Sana? Bir dakika nerede? Amerika'da dede düşün bayılayım şimdi burada. Ay Serkan! Ay Serkan! Sen istiyor musun peki gitmek? Böyle bir fırsat kaç kez gelir ki insanın ayağına? Üstelik acayip iyi bir okul biliyor musun? Selim buna mı kızdı yani? Benden önce başkasından öğrenmiş. Sonra çok bozuldu. Şimdi de haklı.
Serra, eşek başı mı bu oda? Bir de herkesten önce onun öğrenmesi gereken bir mevzu. Nilgün teyze. Bak şimdi annen de başkasından öğrenirse mali başımıza yıkar, haberin olsun. Biliyorum. Bence git Selim'in de gönlünü al. Haklı çocuk. Nasıl ama? İyi yapmadım lan gelmekle. Ha? Burak, övgü almadan yapamıyorsun sen de kardeşim. İyi ki geldin. Yani sensiz hayat nasıl geçerdi bilmiyorum. Dalga geçme lan. Dalga geçme. Ne oldu? Başka birini falan da mı çağırdın? Yok. Ben açtım. Siz içkilerinizi getirin. Serra, ne yapıyorsun? Gidiyorum. Gittiğini görüyorum. Neden gidiyorsun? Selim, hadi arkadaşların sana bakınıyor. Bekletme. Arkadaşlarım umurumda bile değil. Hiçbir yere gitmiyorsun. Çıkıp yukarıda konuşacağız. Ya istemiyorum. Ortamınız hiç benlik değil zaten. Ortamın nasıl olduğu umurumda bile değil. Ne senlik ne değil, yukarıda konuşacağız. Gel hayatım. Serra Hanımlar teşrif etmişler. Ne haber Burak? İyidir Serra. Hayırdır? Selim'i teftişe mi geldin? Yani eğer öyleyse bak ben kefilim. Hiçbir şekilde yaramazlık yapmıyor. Zaten görmeyeli kendisi bayağı bir kılıbık olmuş. Burak, daha bir bardak bile içmedin. Sarhoş mu oldun ya? Densiz konuşma istersen. Evet kızlar. Sizi kız arkadaşımla tanıştırayım. Ebru, Serra. Aslı, Serra. Memnun oldunuz sanırım. Biz öyle geçebilir miyiz lütfen? Gel hayatım. Ne içersin? Burak çok güzel kokteyl hazırladı. Bir bardak getireyim mi? Yok, istemem. Belki sonra. Ben tahmin edeyim Serra'nın ne içeceğini. Sıcak çikolata ya da olmadı sütlü kahve. Bence aslında ikisi de değil. Selim, çok güzel ıhlamur vardı ya. Ben Serra'yı ondan mı yapsam? Burak. Selim. Lütfen. Evet. Ben gitsem daha iyi olacak. Niye ya? Daha yeni geldin, dur. Burs konusunu konuşuruz diye gelmiştim de. Sonra. Gel, bir sonraki konuşalım. Gerçekten benim burs konusunu saklamak gibi bir niyetim yoktu. Peki. Ya Onur Hoca ayaküstü anlatmıştı her şeyi. Ben söyledim sana detayını sonradan öğrendiğimi. Neymiş detayları Serra? Eğer not ortalamasını tutturabilirsem ve okulun isteyeceği çalışmaları tamamlayabilirsem bursa hak kazanacakmışım. Güzel. Güzel, bunda bir sıkıntı yok. Peki Mert Tekin bu durumun neresinde? Şey... Eğer resmi bursu almaya hak kazanamazsam... Ee?
Mert Bey özel bir burs organize edip yatay geçişli okula kabulümü sağlayabileceğini söylüyor. Sene Mert Bey kafaya koymuş seni Amerika'ya götürmeyi. Aa, hayır, çok ani gelişti her şey. Ya zaten annem var. Onu tek başına bırakıp gidemem ki ben. Doğru. Annem var da haklısın. Sonra? Sen varsın. Seni de beni de dinle. Bırakamam diyeceğim ama senin zaten yeterince renkli bir hayatın var. Gidip gitmemem umurunda olmaz herhalde. Boşluğumu dolduracak birileri hızla girer hayatına. Ama yanılıyorsun. Çünkü benim hayatımda olmasını istediğim tek kişi sensin Serap. Nasıl anneciğim, memnun musunuz odanızdan? Hani isterseniz Selim'in odasını alabiliriz size. Orası daha büyük, daha ferah. Hayır yavrum, ben çok memnunum. Gayet iyi. Yani bir tek çocuğun odasını elinden almadığımız kalmıştı. Aşk olsun sana. Teşekkür ederim kızım. Afiyet Teşekkürler. Ben ne söylüyorum? Sen ne yapıyorsun? Yani aşk olsun. Tamam anneciğim, yani öylesine söyledim. Hani lafı gelişine. Bak bir de İhsancığım, rica ediyorum. Şu çocukla git, konuş, ikna et ve eve gelsin artık. Lütfen. Yemeğe çağırmayı düşünüyorum yarın, ha? Ne dersiniz? Ah, bravo. Çok iyi düşünmüşsün. Bravo. Bir de sofrada konu açıldı ya, hani ben çocuk istemiyorum falan dedim. İşte o senin isteğine bağlı değil yavrum. Eğer karın senden çocuk yapmayı aklına koyduysa, o çocuğu yapar, senin kucağına koyar. İşte bunu bir yere de böylece yaz. Ayrıca çocuk kız olursa Berrin adını falan koymak münasebetsizliğine de girmeyin sakın. Ne? Bana söylemek istediğin bir şey var mı? Ne gibi? Asena, sakın bana oyun oynamaya kalkma. Zaten son zamanlarda yeterince gerginim. Şansını fazla zorlama. Aşk olsun İhsan. Esas sen son zamanlarda çok üstüme geliyorsun. Farkında mısın? Çocukların yanında azarlamalar var. Çok üzülüyorum. Ben senin uğruna oğlumu evden kovdum. Bu olaydan güç alıp kafamda senaryolar kurmaya kalkarsan, asıl işte o zaman
kendi sonunu hazırlamış olursun. Anladın. Şimdi söyle bakalım bana. Ne doktoruyla konuşuyordun sen akşamüstü? Sana kim söyledi? Seni hiç ilgilendirmez. Soruma cevap ver. Ne doktoruyla konuşuyordun? Bu kadar sıkıntının ortasında bir de bana kafayı takmanı istemiyorum. Ne demek şimdi bu? Hasta mısın? Ben de çok üzülüyorum evde olan bir tanemde. Mideme vuruyor. Üsler gibi bir şey. İhmal etme kendini. Kime gittin? Bizim kızlar bir gastroenterolog önerdi, ona gittim. Korkulacak bir şey olmuş. Teşekkür ederim. Ama şimdi sen bu geceyi aklında kurarsın. Selim'in yanında başka kızlar vardı. Aklı o kızlarda falan diye düşünürsün. Sonra bana gelip... Selim ben düşündüm. Düşündüm ama biz seninle yapamayız diye ders verirsin. Ama benim yerimde sen olsan... Ben senin yerinde olsam... o heriflerin hepsine direkt dalarım. Biliyorum. Burak her ne kadar emri vaki yapıp o kızları davet etmiş olsa da... benim ona hayır olmaz demem gerekirdi. Düşünemedim. Özür dilerim. Serra, sen benim için çok değerlisin. Bunu hiç unutma, olur mu? Ben gideyim artık. Olur. İyi geceler. İyi geceler. Dediklerimi unutma. Sen benim için çok değerlisin. Unutmam. Daha. Şunu bitir böyle yatayım dedim. Sabah almaya gelecek çünkü. İlk müşterin ha? Bir pantolonun paça boyuyla bir gömlekte sökük varmış, onları getirdi. Ne güzel. İşin büyüğü küçüğü olmaz sonuçta. Böyle böyle zamanla çoğalacak. Akşamüstü de Binnaz geldi. Elinde bir torba kıyafet. Gündeliğe gittiği kadın bir şeyler dikmemi istemiş. Yani de onun siparişlerine başlayacağım. Harika. Daha ne olsun? Evet, iyi. Anneciğim bak ben sana bir şey söyleyeceğim ama öyle hemen tepki verme, tamam mı? Ne oldu yine? Amerika'da bir okuldan burs alabilirim. Amerika. Hı hı. Bastım. Ne zaman?
gelecek sana. Gitmek istiyor musun? Bilmiyorum. Git. Zehra git. Sakın bir saniye bile düşünme. Böyle bir fırsat insanın ayağına sadece bir kere gelir çünkü. Cidden mi? Evet. Evet tabii ki. Senin geleceğinle ilgili bizim çok mantıklı düşünmemiz lazım. Bak sakın. Sakın beni düşünüp bu kararından vazgeçme. Sakın. Anne yalnız ne bu kararlılık? Sen beni postalamaya falan mı çalışıyorsun? Yok artık. Bu hayattan kurtuluş biletin ayağına gelmiş senin. Daha ne isterim? Bana da dualarımı kabul ettiği için Allah'a şükretmek kalır. Sen de iyice aşık oldun ha Serra'ya. Bırak başlama yine. Gördüğümü söylüyorum. Aslında ben sana dikkat et diye diyorum. Kendini çok fazla kaptırma. Sen durup dururken niye böyle bir şey söyledin şimdi? Yani çok da durup dururken değil aslında. Nasıl açıklasam ben sana bunu? Mesela bizim kızlar deli falanlar ama ne yapacaklarını önceden tahmin edebiliyorsun. Biricinin entrikalarını bile. Değil mi? Evet. Yani Serra tahmin edilemez bir tip demek istiyorsun öyle mi? Tam olarak öyle demiyorum. Ben diyorum ki Serra hırslı bir kız. Başarılı olmak istiyor. E zaten kız haklı da başka çaresi yok değil mi? Burak. Ne demek istiyorsun abi açık açık söyler misin? Şunu demek istiyorum. Bu Serra'ya gelen burs teklifi. Serra kafayı takar da hayallerinin peşinden giderse sen geride enkaza dönüşme diye ben seni baştan uyarıyorum. Başka bir niyetim yok. Serra hırslı bir kız. Başarılı olmak istiyor. E zaten kız haklı da başka çaresi yok değil mi? Bu Serra'ya gelen burs teklifi. Serra kafayı takar da hayallerinin peşinden giderse sen geride enkaza dönüşme diye ben seni baştan uyarıyorum. Ulan kör müsün be? Sapa sapa başını belaya mı sokacaksın manyak? Ne diyorsun lan sen? Selim. Mete. Oğlum sabah sabah neyin siniri bu? Görmeli epey değişmişsin. Bak hadi yol tıkandı. Bin arabanı devam et hadi. Selim Kutlusay. Dikkat et başını belaya sokma. Günaydın. Günaydın. Hanım abla yok mu evde? Evde de. Hah, buradaymış. Günaydın abla. Benim emanetleri almaya geldiydin mi? Ne emaneti? Barbaros, sabah gel al dedim de sabahın körünü mü kastettim oğlum? Al, hazır. Sağ ol abla. Yok, bir şey istemez. Abla olur mu öyle ya? Ya iki iğne oynattım, bir şey yok.
Olur olur hadi. İyi sağ ol abla, eksik olma. Güle güle giy. Ya senin şu annen var ya, çok gönlü bol kadın ya. Resmen yaptığı şu hareketle gönlüme tat kurdu. Yemin ederim. Aman ne güzel. Çıkmadan önce seni yakalamam iyi oldu. Günaydın babacığım. Günaydın. Akşam Selim'i yemeğe çağıralım. Ama şimdi ben arasam kesin işim var, olmaz der o. Sen arasan, bir şekilde ikna etsen. Tabii ki babacığım, ikna ederim. Babam çok mutlu olur falan da dersin. Derim, merak etme. Hem babaannen de moral olur. Kadın çok üzülüyor Selim'i evde görmeyince. Babacığım sadece o üzülmüyor. Selim'in eve dönmesini ben de çok istiyorum artık. E işte bu yemek iyi vesile olur. Hatta diyorum ki Seray'ı da mı çağırsak? Selim belki onun yanında kendini daha iyi hisseder. Hı? Çok iyi düşünmüşsün babacığım. Çağırırım onu da. Sen ne kadar tanıyorsun Seray'ı? Bir tek doğum gününde gördüm ben de sizin gibi. Ama Onur iyi tanıyor. Çok da seviyor. Yani akıllı, düzgün bir kız diyor Seray için. Ailesini tanıyor muymuş? Sanmıyorum. Ama zor bir hayatı olduğundan bahsetti. Ailevi sıkıntılar yaşayan bir kız. Maddi zorlukları da var belli. Nerede çalışıyor biliyor musun? Nerede? Bizim otelde. New Plus Otel'de. Hı hı. Ne iş yapıyormuş? Housekeeping sanırım. Tamam o zaman. Bu yemek işi sende. O iş bende babacığım, hiç merak etme. Oğlum kuruduk lan. Hadi iki tane çay vereceksin alt üstü ya. Geldik abi işte. Kaç tane elim var benim? Vallahi ben bu böreği yemeden işe falan gitmem. Söyleyeyim. İyi alıştın sen daha her gün her gün. Ne oldu? Beğenemedin mi? Tamam uzatma. Konuştun mu Zibidi'yle? Kim o ben? Oğlum şu oynayan Ali yok mu? Sordun mu kime satmış saati? E gece aradım ama açmadı telefonunu. Geçen dinlettiğiniz o kızın ses kaydı gibi inşallah bundan bunlar etmezsiniz. Ne oldu? Kızdan para koparacaktı. O kadar anlattım ben. Ya tamam bir nefes al be. Gece kafanda Ali'yi mi kurdun? Sabah sabah kafamı ütülüyorsun. Ses kaydından sırası gelmedi. Ben ne yapabilirim? Sırası gelmediymiş. Ulan manyak karı. Ulan gören de var ya okulu bu ikisi yönetiyor zanneder ha. Bir tanesi TOS müdürü, öteki de otoparkın bekçisi. Selim'cim ya. Of. Yani neredesin acaba? Uyuyor musun hala? Geliyor. Ne? Günaydın. Günaydın. Ay dur, sıra sıklam olmuşsun. Hadi yukarı çıkalım, bir kahve içelim. Yok, çıkmayacağım. Sana bir şey söylemeye geldim. Ne oldu? Selim. Hadi akşam yemeğe gel. Bak hem babam hem Onur abin. Özellikle de babaannem çok mutlu olacak. Lütfen. Ben gelmiyor abla ya, boş ver. Aşk olsun Selim ya. Bak babaannem bir anda ellerimizin içinden kayıp gidiyordu. Yani insan sevdiklerine zaman geçirmeyi ertelememeli. Bir daha gelmiyor bu zamanlar Selim'ciğim. Hadi lütfen inat etme. Hem babam dedi ki sevgilisini de getirsin Selim gelirken. Yani bu küçük detayı unutmuşum ben. Hello.
Günaydın Kutlusay kardeşler. Günaydın Edil'ciğim. Hayırdır, ne yapıyorsunuz sabah sabah kapı önünde? Selim Bey'i kız arkadaşıyla akşam yemeğine davet etmeye gelmiştim. Sevgili mi yaptı prensimiz? Hayırlı olsun Selim. Kim, tanıyor muyuz? Yok, yok, tanımazsın okulda. Edil'ciğim, sen de gelsene akşam. Babaannem çok sevinir seni gördüğüne. Yani bilmem. Gelsen mi acaba? Berin Sultan saat 8'de sofrada olur. Ona göre geliyorsunuz. Hadi görüşürüz. Görüşürüz canım, bay bay. Görüşürüz Nil. Selim'ciğim, görünmüyorsun ortalarda. Anladım, sevgili yaptın, çok mutlusun da. Daha ne? Yani seninle ilgilenmiyorum diye trip atmayacaksın herhalde. Sen beni akranlarınla karıştırıyorsun galiba. Neyse, hadi akşam görüşürüz. Diyecektim ama bu program benim hiç ilgimi çekmedi. Benim daha eğlenceli planlarım var. Sen rahat ol. Sen şimdi var ya Zeynep'in ipeye çekecek ne planlar yapmışsındır kim bilir. Bak 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 bakışlara bak. Ben çok iyi biliyorum bu dondurucu bakışları. Yok. Hiç öyle bit beyniler gibi atar yapmaya. Oyun oynamaya falan ihtiyaç duymuyorum. Gerek yok. Kendi kendini imha ettireceğim o Sansar'a. Bak görüyor musun Selim Bey yine ortada yok. Kesin Serra'yı almaya gitti. Bebeğim sen de bir Selim Kutlusay'dır tutturmuş gidiyorsun. Ayrıca zaten dün akşam ektiğim tohumlar Serra'nın şu anda içini yavaş yavaş kemirmeye başlamıştı dedi. Ay Burak, ben çok duydum bu lafları. Hiç inanmıyorum o yüzden. Sonucu olmayan girişimler. Biricik, sen dinle beni. Bu seferki farklı. Bizim oğlan işte partilemeyi sever. Yani kendisi birazcık gece kuşudur. Sen ne hayal etmiştin? Yani klasik müzik eşliğinde yemek yiyip ondan sonra battaniyenin altında dizi izlemeyi mi? Hayaller, hayatlar. Hayır, ben seni baştan uyarmak istedim. Yani sonra iki gün sonra dersin ki bu ürün paketi beni aşıyor. Ben bunu iade etmek istiyorum. Öyle şeyler olmasın. Yalan da değil ayrıca. Selim sever öyle geceleri gezip tozmayı. Yok yok. Ben dün gece iyice tarttım. Olmaz bunlardan. Bilemiyorum. Bu kadar emin olmayalım Burak. Serra. Zaten sanki böyle Serra'da genel bir dur hali var. Nasıl söylesem, kıza baktıkça uykumu getiriyor benim. Öyle. Uyku getiriyor mu? Zeki. Kurnaz. Baksana, ders çalıştıracağım diye girdi hayatımıza. Giriş o giriş. Hayatın tüm merkezine oturdu, yerleşti. Yani evet ama Selim illaki bu ders çalışma tantanasından sıkılacak değil mi? Hem zaten ayrıca merkeze yerleşmek değil, yerleştiğim merkezde kalıcı olmak önemli tatlısı. Ben Serra'da bu zekayı da göremiyorum. Ya sen ne güzel insan eziyorsun böyle. Aşk olsun bak, sen şu an kendine haksızlık ediyorsun. Sen benden daha güzel insan eziyorsun. Zaten biz seninle o yüzden böyle iyi anlaşıyoruz ya. Hı? Doğru. Haklısın. Ne yaptın beni bıraktıktan sonra? Şey yapmadım, Burak'la sohbet ettik. Burak'la? Kızlar? Ben evden çıkmadan önce Burak'a söylemiştim. Ben gelmeden kızlar çıksın diye. Ben eve döndüğümde çıkmışlardı zaten. Aa. Ben kızlarla birlikte sabahlarsınız diye düşünmüştüm. Evet, öyle düşünmüşsün ama... Serra. Ben sevgilimi hayal kırıklığına uğratacak bir şey yapmam. Bu arada Nil uğradı sabah. Babamın elçisi olarak. Bizi akşam yemeğine davet etti. Bizi derken? İkimizi. İkimizi mi? Ya şey, babaannem taburcu oldu ya. Babam bizim evde yemek veriyormuş. Yani bizim ev dediğim
babamın evi. Aile saadeti yaşayacağız işte. Şey, ben gelmesem, sen tek gitsen. Neden? Niye gelmek istemiyorsun? Yok, ondan değil de... Hani uzun bir aradan sonra babanla tekrar görüşeceksin ya. Ne olsun, ne olmuş? Yani belki seninle yalnız kalmak istiyordur aile. Öyle değil, çünkü babam özellikle senin de gelmeni istemiş. Sansar'dan haber var mı? Gelmiş mi okula? Sansar diyorum Eda. Kaç tane Sansar tanıyorsun sen? Ay, Zeynep mi? Ta kendisi. Konuşmuşsunuz belli. Dökül bakalım. Evet, birazcık konuştuk. Hı. Yani Biricik kendini inanılmaz haklı görüyor. Ben çok haklıyım diye diretti. Yaptıklarına hiç pişman değilim, şöyle söyledi. Rezil. Rezil kız. Tabii sen de ağzının payını verememişsindir kesin. Hayır. Ben verdim ağzının payını. Çok kızdım. Ama Zeynep, yani hiç bizim tanıdığımız gibi bir Zeynep değil. Çok garipti. Bence de. Ben ilk geldiğimde dedim Zeynep dedim, hiç dedim eskisi gibi dedim, değil dedim. Demedin mi? Dedi. Gerçekten dedi. Doğru. Dedim. Dedin. Sen benden bir şey mi saklıyorsun? Bir de şey, şu madam sekreteri hesabı var ya. Ne olmuş? Onu Biricik yönetiyor dedi. Bayağı herkese bunu yayacağım. Bu hesap Biricik Ergün'ün yönetimi altındadır dedi. Öyle söyledi. Ben de anladım. Efendim anne. Ay yok, bulamadım. Düşürdüm herhalde bir yerde, yok. Anne, yenisini alırız, olur biter yani. Şu an onu düşünemeyeceğim. Tamam. Görüşürüz. Ne oldu? Ya makyaj çantam kayboldu da düşürdüm herhalde. Annem onu soruyor. Yani annem bir tane makyaj çantasının peşine düştüyse... Bir de Zeynep'i öğrensin. Kim bilir neler olur Biricik. Yok. Makyaj çantasında değil. İçindeki saate takılıyor. Ay inanmıyorum. O saatin mi kayboldu? Evet, o saatin. Onur abi, bu akşam yemeği nereden çıktı? Ne demek oğlum nereden çıktı? Her zamanki aile yemeği işte. Ya ben Nil'i oyup Seray'ı da davet ettim. Akşam şimdi ters bir durum olursa ne yaparım diye tedirginim açıkçası. Bir şey olmaz, merak etme. Babaanne varken Hasan'a bir çıkıntılık yapamaz zaten. İnşallah. Gerçi Serra için sıkıcı bir tanışma olabilir. Ona bir şey diyemeyeceğim. Düşünsene, babaannem, küçük hanım, siz kimlerdensiniz acaba diyormuş. aileniz kimlerden? Anneniz hanımefendi ne işle meşgul acaba? Kibar kadın. Ya gülüyoruz da böyle. Siz olmasanız ne yapardım? Babam, babaannem, Asena. Oğlum, Selim Kutlusay hayatında ilk defa kız arkadaşını aile yemeğine getirecek. Biz bunu kaçırır mıyız hiç? İnşallah Serra'nın üstüne çok gitmezler. Bir şey olmaz, merak etme. Öyle bir şeyin olmasına ben müsaade etmem zaten. Güzel. Bir de şu Serra'nın burs muhabbeti nedir abi? Yani Mert'teki ne zamandan beri bu kadar takıntı haline getirdi Serra'yı, ben anlamadım. Bak, sakın gidip kıza ters bir şey söylemeye kalkma. Daha dün öğrendi kız. Biliyorum, söyledi bana. Thank you.
Barbaros. Rahatsız etmiyorum inşallah. Yok yok. Hayırdır? Bir şey mi oldu? Ya abla şimdi ben nasıl söyleyeceğim bilemiyorum ama. Ne oldu ya? Abla sen bizim Bayki abiden faizle para mı aldın? İtiraf ediyorum, çok heyecanlıyım. Yani bizimkiler insana değmiyor ya. Bu kadar heyecanlanacağım bir şey yok. Geç sen dalganı. Dalga geçmiyorum. Yani babaannem seni sorularıyla bunaltabilir. Asena, üvey annem kalalık yapabilir. Babam beni sinirlendirebilir. Yani toptan ben hepsiyle gerginlik yaşayabilirim. Başka da hiçbir şey olmaz. Selim, şu çiçekçide duralım mı? Ben eli boş gitmek istemiyorum. Yani aslında gerek yok ama... Aa, lütfen. Olmaz ama öyle. İyi, geçer. Hemen geliyorum. İnebilirsin. Hemen geliyorum. Tamamdır. Saralımı bir buket. Selim'in yemeğe getireceği kız doğum günü partisine gelen mi? Ha, evet. Serra. Ailesi kim? Tanıyor muyuz? İlla tanımak zorunda mıyız? Yani sizin okula giden çocukların anne babalarını iyi kötü biliyoruz, o yüzden sordum. Serra bizim burslu öğrencilerimizden. Aa, cidden mi? Selim sosyal sorumluluk projesi mi yapmaya karar vermiş? Bu durumda sen de benim sosyal sorumluluk projem oluyorsun. Öyle değil mi? Serra'yı tanıdığınızda çok sevineceksiniz Berin Hanım. Ne kaynatıyorsunuz bakayım? O kadar emin olma. Ben huysuz ve yaşlı bir kadınım. Estağfurullah. Babacığım, konumuz Selim'in kız arkadaşı. İnşallah düzgün bir kızdır. Çok düzgün bir kız gerçekten. Yani ölçülü, iyi terbiyeli, sakin. Evet evet, ben de çok beğendim Serra'yı. İyi aile terbiyesi aldığı çok belli. Çok iyi. Zaten bir insanda aranan özellikler de bunlar. Darısı herkesin başına. Biz bakalım. Teşekkürler Sevinç. Hoş geldin Senacığım. Okulda tanıştınız. Evet. İkisinin ilişkisinde benim payım büyük. Bunları ben tanıştırdım. Tanıştırdım derken? Evet. Yani Selim'i Serra'ya emanet ettim.
Derslerine emanet ettim tabii. Serra bölüm birincimiz. Selim'in alttan aldığı dersler için çalıştırıyor onu. Bizim olana söz dinletip ders anlatmak da o kadar kolay değil. İşin zor Serracığım. Yok, çok zorlanmıyorum. Çok zeki. Arada ufak bir konsantrasyon sorunu yaşıyoruz sadece. Demek bütün hırçınlığı bize. Bizim oğlan kime nasıl davranacağını çok iyi bilir. Demek çalışıyorsunuz hem okuyorsunuz, öyle mi? Evet efendim. Nerede çalışıyorsunuz? New Plus Otel'de. Ha. Ben de nereden hatırlıyorum demiştim. Bana da Nil söyledi. Yeni öğrendim. Yarı zamanlı çalışan gruptayım. E pes yani. Hani ben Urla'da çocukların hayatına fazla hakim olamıyorum. Ama size ne oluyor? Niye sizin hiçbir şeyden haberiniz yok? Hangi görevdesin kızım orada? Kat görevlisi olarak çalışıyorum. Hı. Yani bir nevi hizmetçilik, öyle mi? Öyle de denebilir, evet. Asena, senin etrafın çokça kocasına yaslanıp geçinen modern eşyalarla çevrili olduğu için Serra'nın çalışması sana biraz garip gelmiş olabilir. Ben böyle taşı sıkıp suyunu çıkaran başarılı kadınlara hayranımdır yavrum. Bravo sana. Bravo. Babaanneciğim bu arada ha. Otelde sen bayıldığında ha. Serra buldu seni. Selim. O olmasaydı... E pes yani. Bravo hepinize. Bu şimdi mi söylenir yavrum? Ha? Demek hayatımı sana borçluyum güzel kız. Ay çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek, olur mu öyle şey? Yaptığı iyilikleri anlatmayı sevmeyenlerden Serra. Ay bir anda kanatlanıp uçarmış melek misali. Ne gülerim. Serra aynı zamanda yurt dışından da bir sürü burs teklifi alıyor bu arada. Gidecek misin? Yani babacığım tabii ki sevgilisini bırakmak istemiyordur. Seninki de laf. Henüz karar vermedim. Annemi de arkamda bırakıp gitmek istemiyorum açıkçası. Güzel kız. Seni de savurup atmaya kalkarlarsa dünyayı başlarına yıkarım. Nilgün değil mi senin adın? Ben Bedri.
İhsan'ın annesiyim. Bırak oğlumun peşini kızım. O üniversiteyi Amerika'da okuyacak. Her şey planlandı. Aklına girip geleceğiyle oynama çocuğumun. Amerika çok uzak İhsan. Çok çok. Babama gitmeyeceğim diyemem Nino. Kızlar, İhsan'ın Amerika'da kız arkadaşı hamileymiş, duydunuz mu? Bana yaşattıkları acısını tesletemeyecekler. Selim yavrum, yarın artık buraya taşınma işini de halledelim, tamam mı? Babaanneciğim, beni evinden mi kovuyorsun yoksa? Hadi aşk olsun, bak lafı nasıl buralara getiriyor. Selim'ciğim, sen de üzme babaannemi artık. Evladım, burası senin evin, doğduğun ev. Tamam babaanne, bakarız. Bakacak bir şey yok evladım. Burası sen doğduğun zaman Selim deden tarafından hediye edilmiş bir ev. Anneciğim, aile geçmişimizle Serra'yı sıkmayalım. Ay yok, ben hiç sıkılmıyorum. Saat geç oldu, biz yavaştan kalkalım. Hiç de değil, daha çok erken. Yok ablacığım, yok. Serra'nın annesi biraz sıkı. Geç saatlere kadar dışarıda kalmasını istemiyorum. Gerçekten mi? Çocuk gibi böyle eve giriş çıkış saatlerin kontrol mü ediliyor? Bu zamanda kim kurt, kim kuzu belli değil. Annen doğru yapıyor kızım. Aferin annene. Serracığım, sahi. Baban ne iş yapıyor? Babam yok. Öldü mü yani? Tamam, yeter artık. Ne çok soru sordunuz. Bir daha gelmeyecek bize. Ayrıca annesi o kadar Badire atlatmış. Hem annelik hem babalık yapmak zorunda kadıncağız. Doğal olarak dikkatli davranıyordur. İhsancığım, onca Badire atlatmış derken... Duyan da seni Serra'nın annesini tanıyor zanneder. Yalnız bir kadının tek başına çocuk yetiştirmesinin ne kadar zor olduğunu anlamak için çok zeki olmak gerekmiyor canım. Odamdan iki dakika bir şey alayım, sonra çıkarız. Sevinç, misafirlerimiz kalkıyor. İyi oldu geldin Serra.
Teşekkür ederim. Ben yardım edeyim. Tamam hocam, ben toplarım, zahmet etmeyin. Olsun olsun. Bir şey olmamıştı inşallah. Dur ben bir bakayım. Yok, bir şey olmamış. Bu biriciğin saati. Sende ne işi var? Ne? Biricin saati mi? Evet. Bak. Ne oldu, bir sorun mu var? Biricik'in saati. Tuğba söylemişti, kayıptı ne zamandır? Serra'nın çantasından çıktı. Ne hikmetse. Hayır, bir saniye. Ben ilk kez görüyorum bu saati. Bak. Var bu saati senin çantanda? Anlamıyorum. Siz beni neyle suçladığınızın farkında mısınız? Selim. Erkencisin bak. Sen bizi nasıl buldun?